Selamlar arkadaşlar. Gördüm ki elektrikli araç hakkında hiçbir şey bilmeyip de çok konuşanlar var. Ben de artık bunu birazcık eğitime dökmek istiyorum. Aslında ben olayı kapatmıştım. Bakmayacaktım bir daha suratına elektrikli arabaların, özellikle hibritlerin. Şimdi tekrar dönüyorum, size göstereceğim. Hibrit araba nedir? İşte benzin motoru olan ve elektrik depolayabilen araçlar. Yani ne yapıyor? Benzin motoru elektrik üretiyor. Burada akü oluyor. Aküye elektrik depolanıyor. Sonra o aküdeki depolanan elektrik elektrik motoruyla da destekleniyor. Yani ilk önce benzin motoru, sonra elektrik motoru da destek veriyor sürüşe. Şimdi arkadaşlar, o zaman bu benzin motoru var. Elektrik üretebilmek için bize ne gerekli? Alternatör gerekli. Yani mil gerekli. Dönen bir mil gerekli. Bakın, bu dönen bir mil. Burada dönen bir mil var. Bu mil dönünce elektrik üretilecek ve bu depolanacak. Peki bunların mantıksızlığı nerede? Arkadaşım bakın, buradaki silindirler bu karmaşık yapı çalıştığında 100 birimlik elektrik, 100 birimlik enerjinin, yani benzindeki enerjinin birçok kısmını sağa sola ısıya dağıtıyor. Çok az bir kısmını harekete çeviriyor. Bizim aslında buradaki amacımız harekete çevirmek. Yani 100 yıldan beri bunun üzerinde çalışılıyor. 100 birim enerji koyup 50 birim hareket enerjisi alamıyorsun. Hatta %30'larda zannedersem bu, yani 100 birimlik enerji veriyorsun, benzin enerjisi, bunun 70 birimi çöp oluyor arkadaşım. Geri kalan 30 birimi harekete gidiyor. Nasıl çöp oluyor? Isınıyor arkadaşlar. Bu motor ısınıyor. Bir daha ısındığı yetmiyormuş gibi başka bir motor kullanıp soğutmaya kalkıyorsunuz bir de bunu. Dolayısıyla bu enerji tüketiyor. Bunun yanında küçük aküyü şarj eden dinamo enerji tüketir. Onun yanında İşte klima enerji tüketir, klima motoru enerji tüketir. Bunların hepsinin enerjisi benzinden gelir. Yani şöyle bir şey, hani derler ya, 5 litre tüketiyordu ama klimayı açınca 5,5 litre olmaya başladı derler ya, işte o enerji, benzinin enerjisi kardeşim. Şimdi ne gerekiyor enerji üretebilmek için? Biz burada şey yapıyoruz değil mi? Enerji üreteceğiz. Bir tane dönen mil gerekiyor. Bak, burada dönüyor. Tamam. Buna alternatör bağlayacağız o zaman. Ne yapacağız? Değişen bir elektrik alanı üreteceğiz. O elektrik alanını aküye depolayacağız. Elektrik alanını aküye depolayacağız. O zaman peki bunu nasıl yapılıyor? Bu nasıl oluyor? Şöyle oluyor. Bakın, burada yapılmışı var. Biz burada Amerika'yı tekrardan keşfetmeyelim. Bak, bu arkadaş yapmış. Hani diyorlar ya, elektrikli araç sahipleri 10 kW'la şarj ediyorum, 10 kW'la şarj ediyorum. 10 kW'ın ne olduğunu adam bilmiyor. 10 kW'lık şarj aleti, 22 kW'lık şarj aleti. Adam 10 kW'tan bir haber ama şarj aletlerini biliyor. Çünkü o 10 kW olarak satılıyor. Yani zaten arabalar da, elektrikli arabalar da 10 kW alıyor. Yani sen oraya 100 kW tıkmaya çalışsan o elektrikli araç almıyor onu. Bir kapasitesi var. Onu kabul ediyor ve daha azını kabul edebiliyor. Şimdi alternatör yapacağız dedik. Bakın, burada yapılmışı var. Bu nasıl yapılıyor? Bakın, burada bu alternatör arkadaşlar. Arkadaş yapmış. Buradan biz şey yapalım. Birazcık yaklaşalım. Yaklaşalım. Hani dönen mil demiştik ya. O dönen mile bakalım. Bakın, burada yapıyorlar. Bir şey yapıyorlar. Dönen mil dedik ya. İşte o motorun gördüğünüz mili şu. Mil şu olarak düşünün. Burada da milin üzerine mıknatıslar yerleştiriyorlar. Bakın, burada mıknatıslar yerleştiriyorlar. Niye mıknatıs yerleştiriyor? Çünkü değişen bir manyetik alan elde etmeye çalışıyoruz. Efendim, sabit manyetik alan olsa olmaz mı? Hayır. Sen değişen bir elektrik alan üreteceksen değişen bir manyetik alan üretmen lazım. İşte burada değişen bir manyetik alan üretebilmek için mıknatıs koyuyorsun. Mıknatıslar sabit. Hayır. Bu döndüğü zaman, o zaman mıknatıslar sabit olmuyor. O zaman manyetik alan değişiyor kardeşim. Değişen bir manyetik alan, değişen bir elektrik alan üretiyor.
O zaman gelelim bakalım. Şuraya bakalım. Evet, o mili bunun içine sokuyorsun kardeşim. O mil manyetik alana sahip. Manyetik alana sahip. Manyetik alan da burada sargı bezleri var. Bakın burada sargılar var. Şöyle sarılmış, şöyle sarılmış, şu şekilde sarılmış. Dolayısıyla arkadaşlar oradaki manyetik alan şu sargıların şöyle loop bunlar. Böyle yuvarlak bir sargı ama bir kere değil 50 kere sarılmış. Bakın şu loop görüyor musunuz şu? Şu ileri doğru böyle yuvarlak kapalı bir halka bunlar. Hepsi de kapalı halka. Ne yapmış? O mıknatısın karşısına bu kapalı halka geçiyor. Bakın bu kapalı halka geçiyor. Şurada bir tane kapalı halka. Şu diyelim şöyle mıknatısın karşısına geçti. Mıknatıs bunun karşısına geldiğinde eğer mıknatıs hareket etmiyorsa o mil elektrik alan üretmiyor. Hareket ediyorsa o mil ilk önce mıknatıslı taraf geliyor bu loop'un karşısına. Sonra hareket ettiği zaman mıknatıslı zaman geldiği zaman bu sefer manyetik alan değişiyor. Biraz daha hareket ettiği zaman yine bir mıknatıs geliyor ama bu sefer tam tersi mıknatıs olduğu şey için o tam tersi mıknatısa tam tersi alan üretecek. Yani bir ilk önce pozitife doğru yükselecek. Ondan sonra mıknatısı sıfır alan olacak. Sonra o mıknatısın tersi gelecek. Bir de negatif doğru bir elektrik alan üretecek. İşte böyle pozitif negatifi izleyen bir elektrik alan olmuş olacak. E peki bu bir sürü tel diyorsun. İşte bu teller arkadaşlar çok. Evet. Bu teller şunlar. Yani ne yapmak istiyor burada adam? Burada bir tane alan üretmiyor. 3 tane ayrı alan üretiyor. Bu 3 ayrı alanı da faz açıları gecikmeli olarak üretiyor. Yani biri 0 derece fazla üretiliyorsa bu elektrik alanın biri. Diğeri 120 derece, diğeri 120 derece, diğeri 120. Bu şekilde faz farkları oluyor. Bu faz farkı 120 olacak diye bir şey de yok. 60 da olabilir. Yani senin buradaki açılarına göre, buradaki yerleştirdiğin tellere göre, loopların tellerin açılarına göre faz farkı değişiyor. Neye göre değişiyor? İşte kardeşim buradaki açıya göre değişiyor. Genelde bizim Türkiye'de 3 faz kullanılıyor arkadaşlar. Dünyada da böyle oluyor. 3 fazı 380 360 dereceye 360 dereceyi 3'e böldüğün zaman her faz arasında 120 derecelik fark var. Anladık mı? Her faz arasında 120 derecelik fark var. Şimdi kardeşim burada bu loop yani bu loop dediğim şey kapalı döngü arkadaşlar. Buradaki tel, bakır tel loop işte elektrik alanı üretecek ya nasıl üretecek? Onun karşısındaki mil sürekli manyetik alanı değiştirdiği ölçüde üretecek. Peki niye böyle bu kadar karmaşık yapmış? Daha basit yapamaz mıydı? Yapabilirdi ama bu sefer elektrik alanı üretemezdi. Niye? Çünkü bu looplar ne kadar çok tel sararsan o kadar çok elektrik alanı üretebiliyor. Bir de buradaki metal parçaları var. Bakın bu metal parçaları o loop'un içinden geçiyor ki oradaki mıknatısın manyetik alanını kuvvetlendirsin diye. Yani kuvvetli bir manyetik alan loop'un içinden geçsin diye. Manyetik alan ne kadar kuvvetli loop'un içinden geçerse o kadar iyi elektrik alan üretir. Onu da metal parçalarla sağlıyorlar. Bu metal parçalar olmazsa arkadaşım doğru düzgün çalışmaz bile. Demek ki metal parçalar gerekli, looplar gerekli ve bu bir sürü kez tekrarlanması gerekiyor. 50-100 kere bakın burada sarılması gerekiyor. Peki bunların nedeni ne? Manyetik alanla elektrik alanın arasında 400 kat fark var. Bu kadar farkı azaltabilmek için arkadaşlar. Yani manyetik alanla elektrik alanın arasında 400 kat. Yani anlatabiliyor muyum? Mesela biri 377 birimken elektrik alan bunu manyetik alana dönüştürdüğünde bir birim kalıyor. Yani bu kadar fark olduğu için yani ne yapıyoruz biz? Manyetik alanı güçlendirmek namına bu telleri sayısını arttırıyoruz. O da yetmiyor. Şu loopların arasına metal parça koyuyoruz ki bu looplara yüksek derecede manyetik alan girsin. Evet, bu metallerin görevi o. Peki o zaman bu metalleri buraya koyduğumuzda ne olur? Burada mıknatıs var. Karşısında metal var. Birbirini çekecek. Ama sabit.
bir sabitlediğiniz için çekecek, o da çekecek, bu da çekecek. O zaman senin bu mili çevirme, döndürmek için güç kullanman gerekiyor kardeşim. Yani şu mili, şuradaki mili döndürmek için güç kullanman gerekiyor. Değil mi? Şuradaki mili döndürmek için güç kullanman gerekiyor. Niye? Çünkü burada mıknatıs var, karşısında demir var. Birbirini tutuyor bunlar. Sen bunu çevirmek istiyorsun, güç kullanma. O zaman sen elektrik üreteceksin ya. Elektrik üretmek için bir güç vermen lazım. Bedavaya olmuyor bu iş işte. O güç de nasıl oluyor? O gücün hesabı kitabı ne? Hani sen diyorsun ya 10 kW'lık işte 10 kW'lık enerjiyle ben işte şarj ediyorum diyorsun ya, işte 10 kW'lık alternatör yapmış adam. Bu da 10 kW enerji üretiyor. 10 kW şarj yapabilir bu. İşte bunun 10 kW şarj yapabilmesi için kardeşim, bakalım, bunun 10 kW'lık bir şekilde şarj yapabilmesi için şart ne peki? Şart ne? Bakın, şart şu. Bunu o derecede çevirmen lazım. Şu mili o derecede, yani 10 kW çeviriyor ama bu her zaman 10 kW değil. Bakın çocuk şimdi çevirecek. Çevirecek eliyle, bakın. Bakın elle de çevirmiyor. Bakın şöyle. Elle de çevirmiyor. Çünkü güç alamıyor. Daha büyük bir mille çeviriyor. Kaç tane? 1, 2, 3, 4 tane lamba yakıyor. Görüyorsunuz mu? Elle çevirdiğine bakalım. Şu an elle çeviriyor. Bakın elle çevirecek. Bakın. Elle çeviriyor. Çok zorlanıyor. Peki neden bu peki arkadaşlar? Böyle bir durum oluşuyor. Şundan dolayı oluşuyor. Senin buraya enerji aktardığın zaman buradaki direnç, oluşan direnç senin çevirdiğin güce karşılık bir güç oluşturuyor. Yani seni zorlamaya başlıyor. Burada mesela 10 kW'lık ya bu. Şu an bunu çevirdiğinde 1, 2, 3, 4. Bu da 70 watt bunların hepsi. 4 kere 7, 0.5 kW anlık olarak. Yani milisaniyenin bilmem kaçında bir güç veriyor, sonra kalıyor. Eliyle çevirdiği için. Yani 10 kW vermiyor şu an. Niye? Yeteri güç uygulamıyor. Ha, sen bunu 10 kW'a çıkarabilmen için buraya daha çok lamba bağlayacaksın. Ancak sen buraya lamba bağladıkça, ne kadar çok lamba bağlarsan bunu çevirme zorluğun artacak. Ne oluyor? Buradaki direnç arttıkça arkadaşım, yani bu şu an 0.4 kW. Sen bunu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 kW yaptıktan sonra bunu artık elinle değil böyle kocaman bir şeyle çevirmen gerekiyor. Niye? Bu direnç, yani sen batarya, 10 kW'lık bataryanı şarj etmek istiyorsan, 10 kW'lık bataryanı şarj etmek istiyorsan ve bu şarj 10 kW boyutunda olmasını istiyorsan, o derece buraya mile güç uygulayacaksın. Yani senin aracın mili buysa, benzin motoru çeviriyorsa bu mili, çok daha büyük güç gerekecek. Yani çok daha büyük benzin tüketecek demek anlamına geliyor. Bu da şudur yani. Sen benzini üretiyorsun ve tüketiyorsun. %70 ısıya dönüyor. %70'i çöp oluyor, %30'unu harekete çevirebiliyorsun. Sonra o çevirdiğin %30'unu harekete çevirdiğin şeyi dur diyorsun, yapma diyorsun. Ben bunu bir daha depolayacağım diyorsun. Bu sefer o kalan %30'u depolamak için böyle bir alternatörden geçirince o %30'un %10'u da gidiyor. %10'u da gidiyor, sen depoluyorsun. Depoladıktan sonra bir daha elektrik motoruna gönderiyorsun. Bu sefer bir daha %3, %5 gidiyor. Senin aslında o ilk başta 100 birimlik enerjin ilk elden kullansan 30 birimini kullanabileceksin. Hareket enerjisi yapabileceksin. Ama bu şekilde bataryaya yönlendirip bataryadan tekrar elektrik motoruna gönderdiğin için bu işi, artık sen o 30 birimi değil 16-17 birimini kullanabileceksin. Şunu demek istiyorum. Yani senin aracın 9 litre tüketiyorsa o zaman 14 litrelere çıkacak bu iş. Herhalde anlıyorsunuz. Yani burada senin akün ne kadar büyükse, ne kadar büyük bir akün varsa bu mili çevirmen o kadar zor olur. Ha efendim, benim akü 10 kW çekmez. 1 kW'la şarj oluyor. O zaman daha rahat çevirir. İşte işin sihiri de burada. İşin sihiri burada. Adam sana burada daha çok benzin tüketmemesi için adam buraya 10 kW'lık bir şey koymaz. Bakın bu 10 kW da olabilir, 1 kW da olur. 1 kW'lık bir şey olur. Araç yolda giderken 1 kW'la şarj eder.
Bu sefer daha az benzine yüklenir. Yani senin orada benzin harcaman 1 litre falan değişir. Ama senin burada aküyü tatmin edici bir şarjın olmaz. O yolda giderken senin akün, yani o hibritlerin aküleri şu an 18 kilowatt falan. Sen bunu 1 kilowattla şarj ediyorsa, yani o yolda giderken benzin motoru, tamam, o zaman çok büyük bir zorluk çıkarmadığı için çok büyük bir benzin tüketimi olmaz. Ancak burada her halükarda sen bu benzin üzerinden bu işlemleri yaptığın için ikinci, üçüncü işlemlerde hep daha fazla yakacaktır. Senin burada kazancın, buradaki 18 kilowattlık aküyü evde şarj edersen ve evdeki şarj ucuzsa para kazanırsın kardeşim. Yoksa yolda giderken benim benzin motorum bunu şarj edecek, bu da beni rahat rahat götürecek, bu mantıklara düşersen çok 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 yanılırsın. Yani sen ilk elden benzin motoru %30'u harekete çevirirken, bunu hareketi çevirmeyip de akü şarj etmeye kalktığın zaman ve aküden elektrik motoruna gönderdiğin zaman o %30'un da %12, %13'ü çöp olacak. Yani bunu bilmiyorsun. Dolayısıyla daha büyük maliyet karşılaşacaksın. Benim demek istediğim şu. Burada 10 kW'lık bir mal var. Bu 10 kW buraya 10 kW talep ederse bu şarj bataryası 10 kW talep ederse, bu da 10 kW'sa, bu sefer benzinli motor çok daha yük altına gider. Çok büyük benzin tüketir. Bu cihaz 1 kW'sa, o zaman bu 10 kW talep edemez. Bu en fazla ben 1 kW verebilirim der. 1 kW gönderir. Bu da 1 kW'lık bir tepki gösterir. Bu sefer benzin miktarı, atıyorum, yani 8-9 litre yakacağına 2 litre daha fazla yakar 100 kilometrede. Anlatabiliyor muyum? Şarj yapmış olursun. Yani sizin burada anlamadığınız, işte ben biliyorum çok rahat oluyor, ben biliyorum şöyle. Arkadaş, matematik böyle demiyor. Matematik şunu diyor. Sen burada 18 kW'lık bir bataryayı 10 kW'lık bir şeyle şarj etmeye kalkarsan, buradan 10 kW'lık büyük geçerse şuradaki batarya çok büyük bir direnç uygulayacak buradaki mile ve buradaki mil çok büyük bir enerji isteyecek. Yani torkunu yiyecek. Yani ne demek istiyorum? Benzinli motora diyecek ki bana torkunun 50 tanesini ver. 50 torkunu, 70 torkunu bana ver diyecek. 80 torkunu bana ver diyecek. Ya zaten adam kaç tork yapmış? 122 tork yapmış. Demek ki bu 10 kW'la bunu şarj edemez. Yani 10 kW evdeki elektrik şarj edebilir ama sen 120 torklu bir şeyle, yani hem batarya şarj etmeye kalkacaksın hem de beni yolda götürsün diyeceksin. Böyle bir dünya yok arkadaşım. Ben size bir şeyleri matematik olarak anlatmaya çalışırsam belki kafanız karışacak, ama kafası karışmayan, işi anlayabilen, işte birazcık, yani kendisine yani bu işi birazcık kendisine meslek etmiş olan, araştırmayı yani araştırabilen biri diyecek ki ya kardeş, bu doğru söylüyor, bu iş böyle olmaz. Yani bu 130 torkluk cihaz hibrit yaptığın zaman bir işe yaramaz. Yani akü bittiği zaman akü diyecek ki ben açayım, bana elektrik yolla. Yani bu böyle bir alternatörden bana elektrik yolla. Onu elektrik yollamak için tork vermen lazım. Senin torkun 130 sa zaten 130'un da 30'unu 40'ını verirsen bu torkun ne olacak? Yani sana tork kalmayacak. Yani yolda gitmek için, mili döndürmek için tork kalmayacak. Onu demeye çalışıyorum. Ama senin 300 torkun vardır. Onun 40'ını 50'sini bunu şarj etmeye ayırırsın. Yani burada batarya olduğunu düşün. O yani 2-3 kW'la şarj edersin. 40-50 ayırırsın. Ama senin 122 kW şeyin varsa kardeş, 122 kW'lık bir toplam torkun varsa, sen bunun 30'unu kullansan, buna versen, o da zaten 1 kW'la anca şarj eder. Yani 30'unu veriyorsun. Yani aracı durdurup son gaza basarsan, bu sefer sen bunun 30'unu vermezsin. Ne olur? 70'ini, 60'ını verirsin. Bu sefer 4-5 kW'la şarj eder. Yani anlatabiliyor muyum olayı? Aracı durdurman lazım bu sefer. Bu sefer daha büyük şarj olabilir ama bu sefer senin benzinin tükenecek. Yine tükenecek. Çünkü sen duruyor gibi bir yürümeyeceksin. Hani boşta çalıştırıyorlar. Senin öyle olmayacak. Senin burada canavar gibi bir hücren var. Bir bataryan var. Onu o yiyecek, senin torklarını. Yani yolda yokuşa gidiyormuş gibi olacak yine.
Yani nasıl olacak? Sen burada 7-8 kW'lık bir enerji aktarırsan, ha 1 kW'lık aktarırsan o kadar benzin tüketmeyecek. Yani bu aslında bu batarya benzin tüketme ölçütü. Yani siz bunu hesaba katmıyorsunuz. Zannediyor ki bu batarya, buradaki batarya bedava. Hayır kardeşim, buraya lamba sayısını arttırdıkça burada çevirme gücün senin artması gerekiyor. Daha büyük tork uygulaman gerekiyor. Niye? Fizik kuralları bunu diyor. Yani sen ne kadar enerji burada depolayacaksın ya da iş yapacaksan o kadar karşılıklı, bunun da karşılığında bir enerji vermen lazım. Enerjinin kuralıdır bu. Enerji yoktan var olmaz. Ya da vardan yok olmaz. Yani enerjinin kuralı bu. Enerji dönüşür. Yani burada çok büyük bir enerji dönüşümü oluyorsa burada da o denli büyük bir dönüşüm olacak. Yani burada da insan gücü hareket veriyor. Bakın burada. İnsan gücünün motora tahrik veriyor. O kadar güç kullanıyor. Anlatabiliyor muyum? Yani buradaki sizin 18 kW'lık sizin 18 kW'lık canavar gibi bir akünüz varken burada elektrik mi, yani benzin motoru çok rahat her şeyi yapacak. Onun yanında elektrik motoru da çalışacak. Çok güzel olacak. Hayır, elektrik motorunun aküsü bittiği zaman finish. Finish. Bitti. Her şey bitti. Sadece benzin motoru kaldı. Benzin motoru bu sefer akü doldurmaya çalışacak. Bu sefer yolda gitmeye çalışacak. Hangi birini yapacak bunların? Ve bir de 120-130 torkluk bir motor koymuşlar ve iddia ediyorlar ki bu araç çok güzel. Kimse kimseyi kandırmasın arkadaşlar. Böyle bir dünya yok. Aldıktan sonra nasıl bir kazık yiyeceğini sen görürsün. Herkese iyi günler.